size yaptırım uygulayacaklar. Siz de boynunuzu bükeceksiniz. Böyle şey olur mu? Biz muz cumhuriyetimiz. Türkiye S-400 Doğu Akdeniz ve Suriye konularında kararlı durdu. Planlarını bozduğu ABD'den de yaptırım kararı geldi. Türkiye böyle sürekli olarak ambargo uygulanan, yaptırım uygulanan bir ülke durumundan çıkarılmalıdır. Ve bunun için de ambargolara karşı gerekli tepki başından itibaren çok güçlü bir şekilde gösterilmelidir. Türkiye Rusya'dan S-400 aldı. S-400'lerin denemeleri de yapıldı. ABD ile ilişkiler gerildi. Türk-Amerikan ilişkilerindeki kriz sadece S-400'de bağlantılı değil. Türkiye'nin Suriye'deki PKK kantonuna darbe indirmesi ve ABD'nin FETÖ desteği de ilişkileri gerdi. Yaptırım uygulayan ülkeler çoğu zaman zararlı çıkıyor. Bu krizin ardından ABD Senatosu Ulusal Savunma Etkilendirme Yasa Tasarısını 13'e karşı 84 oyla kabul etti. Tasarıda savunma bütçesine 740 milyar dolar ayrıldı. ABD Başkanı Donald Trump tasarıyı veto edeceğini söylemişti. Ancak Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da 3'te 2 çoğunlukla kabul edilen tasarı için Trump'ın veto hakkı ortadan kalktı. Suriye konusunda Türkiye'nin Amerika ile birleşmediği noktalar var. Esas itibariyle stratejik hedefleri örtüşmüyor. Çünkü Amerika Suriye'de Suriye topraklarının %30'unu işgal etmiş olan ve PKK ile işbirliği yapan PYD'yi destekliyor. Yaptırımların yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye'de S-400 alımına müdahil olanlara katsa yaptırımlarının uygulanması talep edildi. Trump'tan 12 maddelik katsa yaptırımlarından en az 5'in uygulaması isteniyor. 2017'de devreye sokulan katsa ABD'nin hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası olarak biliniyor. Daha çok böyle savunma sanayi kuruluşumuzun başındaki kişilerle ilgili olacağına dair bilgiler var medyalarda. Bir yıl içinde S-400'leri kullanmama koşulu filan getirmeye çalışacaklar. Öyle anlaşılıyor ki buna benzer yani daha çok S-400'ler ağırlıklı yaptırımlar, Amerika'nın yaptırımları. Emekli Büyükelçi Onur Öğmen, yaptırım adımını ulusal kanala değerlendirdi. Öğmen, Türkiye'nin yaptırımlara karşı benzer bir adım atması gerektiğini vurguladı. Bizim hiç destekçimiz yok mu? Ya bir tane kongreyiz çıkamıyor mu? Bir senatör. Bazen bir senatör böyle bir kararın alınmasını engelleyebilir. Onların nasıl yaptırımlar listesi varsa sizin de yaptırımlara karşı yaptırımlar listeniz olacak.